Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa. Yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Masters of the World Geopolitik Simulator 3 oyun serimiz uzun süre sonra kaldığı yerden Türkiye Cumhuriyeti'ne devam ediyor. Bu 9. bölüm olacak bu güzel oyun serimiz inşallah. Evet, neden uzun süre sonra devam ediyor? Çünkü arkadaşım maalesef ben oyunu oynarken güzel bir şekilde çöktü. Bu da birkaç sefer önce rahatsız etti, tiskindim ister istemez. Ama bir daha şans vermeyi düşündüm. İnşallah bu sefer güzel bir şekilde oyun istediğim şekilde devam eder. Evet, tabi maalesef bazı yapılan şeyleri unuttum ister istemez. Ama oyuna güzel bir şekilde Portekiz Başbakan neden çağırmıştık biz? Evet, onu bilmiyorum. Ya da dur. Onu öğreneceğiz. Nasılını biliyorsunuz, benim bir listem vardı. Bu listede arkadaşlar kimden ne aldığımı görüyordum. Buna bakacağız. Eğer ki bir şey yoksa neyime geldim o zaman? Var. Satabileceğim ürün varmış. O zaman satalım. Evet. Hohun Tiefbau inşaat sektöründen arkadaşlar verebileceğimiz biraz miktar. Unterfetterak fazla bir şey kalmamış guys. Birazını halen satabiliriz ama. Mümkünse bayağı bir pahalı fiyata satmaya bakayım. İyi, satmıyorum. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet, ülke ekonomimizde şöyle bir şey aklıma geldi. Defisit -0.35, yani yüzdeden bahsediyorum. Bu iyi değil. Bunun düzelmesi lazım. Yani şu anda borç yapıyoruz. Evet, borcumuzun büyük bir kısmı kapanmış olabilir. Şu anda %27'lerde gördüğünüz gibi. Ama bu ülkemizin geldi istediğimiz seviye düzeldiğini anlamına gelmez. Bu konuda çalışmalarımızı devam etmek zorundayız. Evet. Bunu niye çağırmıştık? Bunu da büyük ihtimal bir şey satacağız diye. Araç satımı varmış bunda. Nutzfahrzeuge. Kullanım aracı olarak geçiyor. Büyük bir kısmı zaten bunun kontratta. Çünkü görüyoruz burada. Evet. Ben gene satmayı deneyim yüksek miktarda. 199 diyor. Çok ucuza gider. Hayır, istemiyorum ben. Şöyle yapalım. Güzel. Güzel bir miktar. Evet, kabul ediyorum. Satıyorum. Tamamdır. Başka bir şey var mıydı satılacak ya? Önceki bölüm güzel bitirmişim. Evet, galiba. Sonunda bir sene büyük ihtimal ticari anlaşmalara gidilmez diye düşünüyorum. Ülkede inanılmaz büyüme var. Export önceki sene yükselmiş. Importta yükselme var. Bu iyi değil. Yani ülkemizdeki üretim berbat abi. Tamam, gider, sıkıntı yok. Şeyden bahsediyor. Olimpiyat oyunlarından falan ilgilendirmiyor. Export tamam, iyi güzel de importun yükselmesi hoşuma gitmiyor. BIP yükselmiş. Ülkenin büyümesi güzel. Tamam. Ama ülke ekonomisinin büyümesi tamam, iyi güzel. Ama dediğim gibi, evet. Şimdi ileride savaşa bir girebilmek için tabi maalesef anlaşmalar olduğu için arkadaşlar bu konuya gelemiyoruz bir türlü. Sonuçta ülkenin ekonomisi ilk başta önemli abi. Bir savaşa girmek istiyorsa önce bir kaydı kontrol edeyim. Ülke ekonomisine dikkat etmek lazım yani. Ülke ekonomi olmadan hiçbir şey yapamayız. Almanya su satıyormuşuk. Evet. Bir kısmı zaten bunun kontratta abi. Allah Allah. Tamam, çıkıyoruz geri. Yanlış pencere girdik. Nein. İçme o zaman, görüşürüz. Ben bunu da ne zaman çağırmışım ya? Allah Allah. Sonra bir borç meselesine bakalım. Kredi faizini düşünmek için bir görüşme talep edelim. Daha kontrat da galiba bitmedi abi. Ben erken çağırdım başbakanları.
diye düşünüyorum. Evet, faiz düşürme meselesi el atıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Bundan da görüşme talep edeceğim. Faizi elimden geldiği kadar arkadaşlar daha az ödemeye bakacağım. Kanada'da zaten bir görüşmemiz olmuş. 94 milyar TL. Şeyi merak ettim. Paramızın değerini. Enflasyon düşmüş. Bu çok güzel. Bana ne yen gösteriyor? Faizi gördüğünüz gibi %5'ten başlıyor, %10'a bindirdim. Enflasyona ters tepki verebilmek için. 56 ile başlamış. Oo, bir gelişme var ülkemizde. Evet. Euro dolar değer kaybetmiş. Yani ülkemiz arkadaşlar gelişme kaydediyor. Gunner, Kahve Charlie. verelim. Seninle bir anlaşma var mı yapılacak? Olmazsa bu sene içerisinde fazla bir anlaşma gitmeyiz. Görüşmelerimizi yapalım. Tamamdır. Yüzüm satabilme imkanımız var mı? Evet. Traben. Bir kısmı kontratta. Evet, geri kalanını satarız bir senelik. Mümkünse şöyle bir miktar sunalım. Biraz daha para almak isterim senden. Kabul etti valla. Güzel. Güzel güzel. Japonya sattık. Japonya başka bir şey satabilir miyiz? Ona bakıyorum. Yok. Tamam da o zaman çekip gidebilirsin. Hiç umurumda değilsin artık bundan sonra. Evet, bütçemizde bir düzelme oldu. Gördünüz bilmiyorum. %0 nokta, yani daha fazla gelir elde ediyoruz. Aynen. Evet, ajanlarımız iş görüyor. Bu çok güzel. Şu PKK, MKK ne varsa pisliklere bitirelim arkadaşlar. Ülkemde terör örgütü istemiyorum. Ya buradan sesleniyorum. Boşuna bu. Ya gelin kardeş bir şekilde yaşayalım. Ülke ekonomisi düzeli. Ya niye birbirimizi Gerne. öldürmek istiyoruz? Sehr gut. Olmaz. Welches Angebot Yazık, wollen Sie günah. uns machen? Gidin okuyun, adam olun. Güzel bir şekilde hayatımızı sürdürerek. Wir ziehen es vor, diese. Of, çok fazla miktar istedim galiba. Direkt kabul etmedi vallahi. İptal etti görüşmeyi. Aman. Uğraşamadım. Bunu da dikkat edelim en Sehr azından. gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Şöyle bir teklifim olsa. Wir ziehen. Oho, ikinci an fazla mı şey yaptık biz ya? Buna Sehr dikkat gut. Welches edeceğim. En Angebot wollen Sie uns azından machen? tam bir değil de yüzde şöyle yarısını. Wir ziehen es. Oo, faizi düşürmedi pislikler ya. Bu iyi olmadı, yapacak bir şey yok. Havalimanı inşa etmiştik. Evet, onun açılışını yaparım tabii ki. Schlechte Zahlen. %7'ye mi yükseldi işsizlik? %7'ye mi? Bu hiç iyi değil. Benim hoşuma gitmedi. Yükselme var %5'te. İlk geldiğimizde %10'du, %8 yani. Ama gene ekonomi bir sıkıntı yaşadı. Ya işsizliği düzeltmek için sektöre yatırım yapacağız. Onu ben de biliyorum da. Sonuçta aslında biraz riske girip iş verenin arkadaşa vergilen düşürsek ve 2 milyar da çok para abi. Yok ya. Einer meiner Männer. Temizleyin. Al. Bir Türk lirası veriyor. Pislik. Kurtaracaktı bizim polisler. Ich. Ordu yanımda. Bu çok güzel. Şimdi savaşlar patlak vermiş gördüğünüz gibi. Savaşlar bu an açık konuşmak gerekirse ilgilendirmiyor. İleride savaşı toprak katacağım ama ilk önce ekonomimizin. Ha doğru, bir de kamp açmıştık değil mi? Evet, Ermenistan'da. Çok güzel. İnsanları burada toplamamız bizi sevindiriyor. Havalimanı açtım, bir konuşma yapıyorum. İyi, sana 10 TL. Al.
Sie wissen. Uf, o kadar hızlı zaman devam ediyor ki arkadaşlar, ilgilenemiyorum gördüğünüz gibi istihbaratla. Evet, hiç istediğim rakamlar gözükmüyor şu anda aslına bakarsanız. Teröristlere karşı güzel bir şekilde çalışın. PKK falan ülkemde istemiyorum. Evet. Helikopter düşmüş Afganistan'da. Ajanlarımızın biri öldürülmüş, yapacak bir şey yok. Şimdi ne diyorduk? Evet, işverenlerin vergisini düşürerekten en azından dur. Biraz fazla oynuyoruz. Honduras, seninle niye görüşeyim ki? Görüşek bakalım. Tamam, anladık ya. Bir şu vergi işine el atamadım. Şimdi çok küçük bir değiştirme yapacağım vergide. Yanlış gösteriyor bunu. Bu kadar da düşüş olmaması lazım. Herkes destekli. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çok basit. Eğer ki ben esnaftan, yatırımcıdan daha az vergi alsam, böylelikle daha çok iş imkanı sunarım. Çünkü daha fazla yatırım yaparlar, daha fazla üretime destek olur. Üretim tabii de olması için de insanın çalışması lazım. Yani iş gücü lazım, insan gücü lazım. Sonuçta. Evet, yatırım yaptığımız bölgeler var. Hiç... Tamam, çalışıyoruz lütfen. Sanayiye bir bakalım. Burada nokta nokta atışları görüyorsunuz. Bakın, bunda yatırım yapılmış yerler. Teker şirket, teker üretimi de yatırım yaptık. Gördüğünüz gibi büyüyor. Şimdi gemicilik konusunda bilgisayar oyunu kullanım var. O zaman şöyle yapalım. Bu sektörde biz bir 100 milyon verelim. Hı. Ve bu sektörü bir kısmı devletleştirelim biz. Sonuçta ülkemizde %1.136, gördüğünüz gibi bir destek toplayamıyoruz abi ya. Neyse. Fiyatını yüksek tutalım biraz. Bu ne? Ve bir senelik. Kabul etti lan. Vay be. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz. Tamam, yasa arkadaşlar kabul edildi. Ya ne var, anlaşmaya kaldı, sana ne ya, size ne ya, Allah Allah. Devlet sektöründe 1.692 milyar gelir elde ediyoruz. Ben ama aslında istediğim kadar petroldan, diğerlerinden arkadaşlar fazla geri elde edememem üzüyor beni. Gaz mesela, bakın. Milyon aslında yo ediyoruz ama işte istediğim seviyede değil. Mesela 1.900.000 az değil abi. Bunu tamamen devlete ait olduğunu düşünebilirim. Ajanlarımızı öldürüyor ya tek tek. Bu iyi değil. Ya Eğitim Bakanlığı'na uğraşma abi, kendi işine bak ya. Temizleyin Kürt diyorum, pardon, PKK teröristleri. Evet. Bana göre arkadaşlar, ben ırkçı biri değilim. Ben yabancı ülkede yaşadığım için ırkçılık ne demek biliyorum. Ya bana göre her millette iyi insan, kötü insan vardır. Bunu söyleyeyim size açık ve net. Onun için bana göre de iyi Kürt de vardı, kötü Kürt de. Beni kardeş gibi, istediği kökü istediği gibi olsun. Beni kardeş gibi gören bir insan kardeşimdir. Düşman gibi görüyorsa düşmandır. Evet, bu kadar basit. Başarısız olduk. Son de oyun sektöründe yatırım yapar, en azından Türkiye'de bir üretim sektörü açmış oluruz. Irkçılık yaparken zaten de arkadaşlar hiçbir zaman bir getirisi olmaz. Kötülük yapacaksınız, kötülere yapacaksın. İyilikleri de iyi insanlara. Bu kadar basit. Hangi ırktan olursa olsun. Bayağı bir bunlar birbirine... Vay 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 vay. Suriye bak lan. İsrail'i dağıtıyor lan olsun. Üf, iyi bir niyet ele verelim ya. Bu da yani... Aha, kurtardık galiba.
Bir Ha, kitle daha. kurtarmışık. Güzel. 100 YTL kurtardık. İster kaybediyor. Gerçek tarihte böyle olsa. Ama olmaz. Böyle defitsiyetin arkadaşı olması hiç hoşuma gitmiyor aslında. Bir taraftan vergiler mi yükseltseni düşünüyorum ama nereden alacağız? Pornodan zaten fazla vergi toplayamıyorum, yatırım. Sigaraya zam koyacağım. Fazla bir gelir elde etmiyor sigarada ama olsun. Sigara sağla zararlı, kimse seni çıkarmaz bu konuda. Gördüğünüz gibi. Sonuçta istemiyorum. Yeni vergi çıkar. İnternet vergisi çıkarabiliriz aslında. Valla az da para almıyorsun. Unsere Zelle in der Regierung hat Tamam. einer meiner Männer. Çok güzel. Evet, internet vergisi getiriyor. Bu belki biraz gelire katkı getirir. Valla ben savaşlara katılmak istemiyorum. Ben ülkemin ekonomisi düzelsin istiyorum. Benim şu anda başka iyi işlerde uğraştım. Ben kendim biraz sevdirmeye bakayım. Örneğin nükleer atıklara karşı bir sorun bulalım bence. Evet. Sonunda yakın. Aha, gelire bak. Oo, 16 milyar kadar borcumuzun arkadaşlar bir kısmı ödenince tabii ki ekonomi düzeldi. Çok güzel. Sevilmeye başladık. Bu güzel. Şu andaki borcumuz kaça düştü? 25 nokta bir şeye. Evet. Yani devletimiz bir miktar gelir yapıyor. Bu çok güzel. Bunun kutlamasını nasıl yaparız? Çok basit arkadaşlar. Ben sağlıkta küçük bir yatırım yapacağım. Mesela kansere karşı bir savaş başlatıyoruz. 670 milyona. Evet. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. İnternet vergisi geldi. Unsere wissenschaftliche Evet, sanayi casusu yapısın. Şimdi Die Abstimmung hat statt. sigara vergisinden de para geldi. Çok seviliyorum. Çok güzel. Oh, şimdi sanayiye falan yatırım yapıyoruz. Evet, bilgisayar oyunları üretimi başladı. Nereye yatırım yapacağımı da aslında bir yere not atmıştım. Benim güvenliğim hiç iyi değilmiş. Hier ist unsere Wachstumserwartung für das Ende des Jahres, die wir auf Basis der letzten Monate. Güzel, güzel. Enflasyon ne durumda? Düşüş gördü, çok güzel. Euro düştü ama dolar aynı kaldı gibi gözüküyor. Sıkıntı yok. Şimdi neye yatırım yapacaktık? İlaca falan da yatırım yapılması diyor. Sanayiden ben teker. Ev eşyası. Ev eşyası. O gözüme battı. Ev eşyasında arkadaşlar üretim yok ama tüketim var gördüğünüz gibi. Bak, prodüksiyon üretim oluyor. Tüketim de fabrik oluyor. %1,1 dünyada biz tüketiyoruz. Yani bu sektöre biz bir 100 milyon yatıracağız. Evet, böylelikle üretimi kalkındıracağız burada. Bunu mümkünse bir kısmı devletleştireceğiz. Tabii ki bu maalesef kabul edilmiyor. Bir de
Aklıma gelmişken zaten gelir elde ediyoruz yüksek. KDV'yi mi düşürsek? Aslında fena olmaz lan. Fazla mi? Dur. Hayır, fazla istemiyorum ki. Dur. Şöyle yapalım. Durdurmam lazım oyunu. Çok abartmayacağım. Hayır, yükseltmek değil amacım. İsteyen var. KDV'nin düşmesi ülke ekonomine bayağı bir arkadaşlar destekleyecekti. KDV düşünce ne oluyor? Yani insana daha çok alışveriş yapacak, üretim yükselecek sonuçta ülkemizde. Zaten gelir elde ediyoruz. Diğer olaylara da el atalım. İlaç üretim yok mesela ülkemizde. Bir 100 milyon yatırım yapsak mı acaba, üretilir mi ilaç? Demin şeye baktım. Neydi onun ismi? Ülkemizde sektörler var mı diye, olması lazım. Nano endüstri yok. Nano sanayisi ama. Belki de sanki boşa yatırım yapmış da olabiliriz aslında bakarsan. Çünkü sonuçta böyle nano sektörüne yatırım yapmadık. Biraz saçma olur. Evet, biraz saçma oluyor. 1 milyon yapalım şimdilik. Die Abstimmung hat stattgefunden, aber bedauerlicherweise wurde das Gesetz nicht Maalesef, verabschiedet. Die maalesef. Abstimmung. Tamam, anladık. Nano endüstri. Nano endüstri nerede? Ben burada nano endüstri görmüyorum. Kat destek olmuş ama üretim başlamamış. Sebebi tahta var, su, elektrik var, her şey var. Neden burada bir şey yok? Kağıt sektörü niye sıkıntılı? Bunu bir 200 milyona çıkarak. Allah. Sie Bir haben şey değil her zaman. Ne demek, ne demek de. Burada hoşuma gitmedi. Bunu alak buradan subvensiyon o zaman. Düşerek yatırım yapamıyorsak ne işime yarayacak yani? Helikopter şu anda düşünmüyorum. Uçak sanayisi. Bir şansımızı denesek mi? 100 milyon. Yenileyelim. Yanlış. Pencereye hep giremiyorum. Oyun hızlı gittiği için biraz kasıyor ister istemez. Şimdi. Evet, üretim başladı. Biraz yavaş alalım. Acele etmeye gerek yok. Aa, kampta Die yeterli. Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist ver. Kabul edildi. Çok güzel. Şimdi evet, başladık. %0,004. Yani büyük bir rakam değil. Büyümemişken bu sektör devlet, evet, çok en azından uçak üretim sektörüne el atabiliyoruz. Bu yasa geçtim arkadaşlar. Of. Bir kamp daha mı inşa etsek ya? Evet. Buradan değil, yanlış pencere girdim. Evet arkadaşlar, ben çok iyi niyetli biriyim biliyorsunuz. Kamp inşa ediyoruz. İnsanları sahipleniyoruz. Evet. Biraz masraflı oluyor ama olsun. Ya kampı şöyle inşa etmek güzel bir şey. Çünkü kaçan insanlar yani ülkede kaybolmuyor. Şey yapmıyor. Güzel bir şekilde kontrol altında tutuyoruz yani açıkçası. Bunu hızlandırabiliriz. Şu anda bir de şu bunu düzeltelim. Mümkünse baya bir bina düzeltmek isterim. Resim falan iyi geliyor değil mi? Sıkıntı yok, tamamdır. Evet.
2000 tane. Yiyin birbirinizi. Evet, ben savaş katım. Ben ülkemin ekonomisini düzeltmeye çalışıyorum şu anda. Enflasyon çok güzel düşüyor. Ben halen gelir peşindeyim. Ülkede büyüme bayağı bir düştü abi. Dur. Bu hiç hoşuma gitmedi. Ülkenin büyümesi bu kadar olmaması lazım. Boşuma gitmedi. Şunu faizi 8'e düşürek. Ve evet. Ve bir de arkadaşlar ben KDV'yi düşürüyorum. Bir şey daha, bir adım daha. Alış gücü yükselsin. Sebebini siz de az çok biliyorsunuz. Alış gücü yükseldi mi ülkedeki üretim gücü yükselir. Böylelikle ülke ekonomisi büyür. Ve bu durakama düşmesi hiç hoşuma gitmedi. Onun için çabalıyorum. En önemli buymuş. İnşaat ve şey üretimi, neydi onun ismi? Siz söyleyin, aklıma gelmiyor şu anda. Kullanım araçları, demir. Güzel. Güzel. Şimdi elimizdeki parayı değerlendirelim. Petrol nasıl? İyi gidiyor şu anda. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Çok güzel. Şimdi ben o sektöre daha fazla yatırım yapacağım, uçak sektörüne. 500 milyon. Sonuçta devletin arkadaşlar bir sektörü bu. Düzeltemedik galiba. Şimdi evet. Tamamen devletleştirsek mümkün mü? Bir deneyelim şansımızı. Evet, mümkün. Bir de daha iyi uçakla üretebilmek için ben araştırma konusunda da yatırım yapıyorum. Ramfat olarak geçmiyor olması lazım. Yok, Ramfat olarak geçiyor olması lazım. Şöyle 5 yıldız tamamını yapsak 1,5 milyar. Bence abartmayalım. Ve bir de birkaç tane daha araştırma merkezim bayağı bir pahalıymış lan bu. 5 sene için 8 milyon harcıyoruz. Evet. Para geldi elimize. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Çok güzel. KDV'yi yeniden düşürdük arkadaşlar. Defisit çok güzel. Bakın Yunanistan'da berbat. Dişipidü diye bir ülkede berbat. Ülke, yani devlet borç yapmıyor şu anda. Fazladan para elde geçiyor. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Çok güzel, kabul edildi. İşsizlik neden böyle bir sıkıntıya başladı ya? Unsere Sport. Evet, motive edelim. Es ist wahr. Üzüyor bu beni ya. Yaşlı insanlara iş bulmada destek olalım. Biz 600 milyon harcıyoruz ama pişman olma. Ve şimdi biz başka sektöre bakınalım. Uçak üretim sektörüne bayağı bir yatırım yaptık. Bunda bayağı bir üretim gücümüz var. Listeye bakalım. Et. Evet arkadaşlar, et. Et sektörünü gözden çıkarttım. Ordu bana güveniyor. Bu güzel. Rindfleisch. Et sektörü. Bir benden 100 milyonluk takviye alsın. Evet. Bunları yapıyorum ki iş yerleri imkansız olan millete.
Olmadı. Üretime bak, tüketime bak, %100. Üretime biraz arkadaşlar, yükselme var. Tüketim inanılmaz yükselmiş. Tüketim yükseldi tabi, bu iyi değil. Etin bir kısmı dışarıda almak istemiyorum, tamamını kendi ülkemde üretmek istiyorum. Şimdi bakalım bak, faizler indirince ne oldu? Ülke büyümesi hiç hoşuma gitmiyor. Faizleri biraz daha düşüreceğim. Bana bu yetersiz geldi. 5'e düşürüyorum direkt. %5. Enflasyon iyi güzel düştü de gene de abi. Durdu. Olaylar çok büyük. Kimsin lan sen? Görüşmüyorum. Ha, %8.6 güzel. Tabi. %8'e düşmüş. Şeyin konusu nasıl? Suç oranı da düşüyor. Bu çok güzel. Falan işte. Dünya Kupası konuşması falan. Unsere Wissen. Çok güzel. Casusluk işe yaramış. Sanayi casusluğu diyor. Şimdi. Bunlar halen bitmedi. Buradan bayağı bir petrol çıkarıyoruz. Petrol çıkarma yükselme bir imkanı var mı falan, ona bir bakalım. Bakın 2012'de ne kadar üretiyormuş, 2014'te ne kadar. Yani. Güzel güzel. Bu sevindirdi beni. Gelire bakın nasıl yükselmiş. Wie ich vorausgesagt habe, die systematische Analyse des Verhaltens kleiner Gruppen hat uns erlaubt. Çok güzel. Başarılı olmuş. Evet, bu bölüm bitiyor burada. Arkadaşlar, bu bölüm baya bir ülke ekonomisinde düzelme oldu. Ve önümüzdeki bölümde aynı şekilde devam edecek. Büyük ihtimal gene KDV'yi düşürürüz diye düşünüyorum. Veya gelir vergisini. Mesela örneğin, evet, neden olmasın? En düşük sınıfın gelir vergisini düşürürsek halkı memnun ederiz. Ama bir dahaki ödemede yapalım bunu. Borç ödedik mi biraz daha ondan sonra. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.